Hepinize selamlar. Mutfaktayım ve ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi mercimek, pirinç ve bulgurdan ne çorbası? Ezogelin çorbası. Zaten yukarıda okudunuz hepiniz. Şimdi öncelikle bunları 3 tane haşladım. Ay ne isimlerini unutuyorum ya. Bulguru, mercimeği ve pirinci haşladım. Bunlar haşlandılar. Ondan sonra aslında bu iki yöntemle yapılıyor. Bir tanesinde tencerenin içinde önce soğanları kavuruyorsunuz. Yağ ve zeytinyağıyla. Ondan sonra işte salçayı falan ilave ediyorsunuz. Bir kenarda haşladığınızda içine. Ben de bunu şöyle yapıyorum. Bu annemin yöntemidir. Annem kuru fasulyeyi de böyle yapar. Hani haşlarsınız hepsini. Bu kendi suyunda olur. Bekler. Ve yan tarafta da yağsını yakarsınız. Yağsını yani soğanını falan. Ondan sonra da içine ilave edersiniz. Ben de şu anda o yöntemi kullanacağım. Hemen iyice soğanları da doğradım. Ya iyice kızdı ve soğanları içine ilave ediyorum. Soğanlar iyice böyle kızarmaya başlayacaklar. Biraz şöyle kavrulacak. Bu arada hemen ben tuz ilavesinde bulunacağım. Tek elle yapayım mı? Yaparım. Ben yaparım. Ben yaparım işte. Nasıl yapıyorum böyle. Şimdi hemen salça ilavesini de yapmak istiyorum. Bu arada diğer tencerede de ne var diye merak ediyor musunuz? Bence merak edin. Bu kalan meyvelerden komposta yaptım. Elma, portakal, kabuk tarçın var içinde, karanfil var. Hatta kabuk tarçınla karanfil şunun içinde güzelce kokularını böyle birbirine katsın diye. O zaten yavaş yavaş soğuyor. Birazdan tarçının içinden çıkaracağım. Bir yemek kaşığı biber salçasını ilave ediyorum. Biraz altını kısıyorum çünkü altı bayağı bir açık. İyice kavrulacağız. Sonra nanesini ekliyorum. En önemlisi zaten nane. Ezogelin çorbasında bol bir şekilde nane, karabiber. Karabiber. Teşekkür ederim. Hayır ben katayım lütfen. Çok da fazla değil. Ve pul biber. Kızım da yiyecek bu çorbadan ve o yüzden pul biberi biraz daha şöyle usturuplu katacaktık ya. Yanlış oldu. Teknik hata. Hemen şunu almam lazım. Özellikle kızım için zaten. Evet, iyice kavrulmuş olan soğan, nane, karabiber ve çok az pul biberi çorbanın içine ilave. İşte bu kadar. Ezogelin çorbam servise hazır. Kırmızı mercimek yerine ben yeşil mercimek kullandım. Bazen tabii kırmızı kullanıyorum aslında yoğunlukta ama yeşilde yeşil mercimeğin kırmızıdan biraz daha fazla daha değerli mi olduğunu mu desem? Biraz daha besin değerleri yüksek olduğu için onu biraz daha fazla kullanmaya çalışıyorum bu sıralarda. Çorbam servise hazır. Ezogelin çorbası hepinize tavsiye ederim. Çok besleyici, çok faydalı bir çorba. İçinde mercimek, bulgur, pirinç, tereyağı yani tam güzel bir öğün. Şimdi biz kızımla kahvaltımızı yapacağız. Umarım beğenirsiniz ve mutlaka deneyin hiç yapmadıysanız. Çünkü hazır paketleri yapacağınıza bunu alın kendiniz yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.